Merhaba gençler, bu bölümde polinomlara başlayacağız. Sabit polinom, sıfır polinomu ve iki polinomun eşitliğini öğreneceğiz. A0, A1, A2, AN, eleman, reel sayı, x değişken ve n doğal sayı olmak üzere px eşittir an x üzeri n artı an eksi 1 x üzeri n eksi 1 artı işte nokta nokta artı a1x artı a0 şeklindeki ifadelere Gerçel katsayılı polinom denir. Polinom çok terimli demektir ve polinomlar px, qx, rx gibi sembollerle gösterilir. Şimdi px polinomunun bu a n x üzeri n, a n eksi 1 x üzeri n eksi 1 ve a 1 x, a 0 ifadeleri bu polinomun terimleridir. Biliyorsunuz artı ve eksi ile ayrılmış ifadelere terim denir. Buradaki an, an-1, a1 ve a0 polinomun kat sayılarıdır. Polinomun sabit terimi de a0'dır. Sabit terim değişkenin olmadığı sadece sayıdan oluşan terimdir. Şimdi x'in üstlerinden en büyüğüne de polinomun derecesi denir ve der px eşittir n şeklinde gösterilir. Diyelim ki bizim polinomumuzda bakıyoruz burada en yüksek n değil mi? O zaman bu polinomun derecesi n olur. Ve bu en yüksek dereceli terimin kat sayısına da o polinomun baş kat sayısı denir. Şimdi derecesi n olduğuna göre bu polinomun baş kat sayısı da a n olur. Evet demek ki bu polinomun baş kat sayısı da a n'miş. Şimdi birinci örnekte aşağıdaki ifadelerden hangileri polinomdur diye sorulmuş. Şimdi bizim px polinomu a n x üzeri n şeklinde başlayıp biliyorsunuz A0 a sıfıra kadar gidiyordu. Bir ifadenin polinom olabilmesi için e n'in doğal sayı olması gerekiyor. Peki doğal sayılar nereden başlıyordu? Sıfırdan. 0, 1, 2, 3, 4, 5 diye sonsa kadar giden sayılardı. Şimdi burada bizim için en önemli nokta x'in tepesindeki ifadenin doğal sayı olması. Eğer doğal sayı ise polinom, değilse polinom değildir diyeceğiz. Şimdi birinci ifadeye bakalım. x'in tepesindeki sayılara bakıyorum. Bakın her biri birer doğal sayı. O zaman bu px ifadesi bir polinomdur. qx'e baktığımız zaman bakın e, e, yine x'in tepesindeki her sayı, bir doğal sayı. O yüzden bu da polinomdur. Biliyorsunuz buradaki kat sayılar bakın reel sayı diye ifade etmiştik. Bu kat sayılar kök 3 gibi, eksi 1 bölü 5 gibi her türlü sayı olabilir. Önemli olan burada x'in üzerindeki sayının doğal sayı olması. Şimdi üçüncü ifadedeki rx'e e bakalım. x üzeri kök 2 artı 2x artı 5 polinom değil. Niye polinom değil? Çünkü buradaki X'in üzerindeki kök 2 sayısı doğal sayı olmadığı için polinom değil. Şimdi 4'e bakalım. E, bu polinom da Sx ile ifade edilmiş. 7x artı 3 bölü x artı 2 bölü x kare bu da polinom değil. Çünkü bu 3 bölü x ifadesini biz 3 çarpı x üzeri eksi 1 olarak buradaki 2 bölü x kareyi de 2 çarpı x üzeri eksi 2 olarak yazabiliriz. Eksi 1 de eksi 2 de doğal sayı olmadığı için şurada da kök 2'ye doğal sayı değil demiştik doğal sayı olmadığı için bu ifadede polinom değildir. Şimdi tx'e bakalım. Bu da polinom değil. Neden dolayı? Bakın buradaki kök x'ten dolayı. Kök x, x üzeri 1 bölü 2 diye yazılır. 1 bölü 2 doğal sayı değildir. Öyleyse bu ifadede polinom değildir. Şimdi ikinci örnekte bir px polinomu verilmiş. 4x kare eksi 3x küp artı kök 2x eksi 2. Bu polinomun a şıkkında terim sayısı soruluyor. Artı ve eksi ile ayrılan ifadeler re terim diyorduk. O zaman kaç terim var? Bakın burada 1, 2, 3, 4 tane terim var. Öyleyse bu polinomun terim sayısı 4. B şıkkında sabit terim isteniyor. Sabit terim değişkenin olmadığı, sadece sayıdan oluşan terim. Ki burada da bakın kaç o eksi 2. Şimdi c şıkkında derecesini bulmamız istenmiş. Şimdi x'in e, tepesindeki sayılara bakacağız. En büyük hangisi ise derecesi odur diyeceğiz. 2 var, 3 var, 1 var. En büyük 3 olduğu için polinomuzun derecesi 3 ve bunu da dar px eşittir 3 şeklinde gösterebiliriz. D şıkkında baş kat sayı istenmiş. Baş kat sayı en yüksek dereceli x'in başındaki sayı. Yani e, burada x kübün başındaki sayı kaç? Eksi 3. O zaman bu polinomun baş kat sayısı da eksi 3 olur. Şimdi 3'e bakalım. <laughs> Px ifadesi 3 çarpı x üzeri m artı 5 artı m eksi 2 kök x artı m eksi 3 ifadesi bir polinom belirttiğine göre Px polinomunun derecesini bulunuz diye sorulmuş. Şimdi ilk önce şunu belirtmemiz lazım. Şimdi bu ifade için bir polinomdur deniyor. Peki polinomda kök x diye bir terim olması mümkün mü? Böyle bir terim olamaz. O zaman biz ne yapacağız bir kere? Burayı yok etmemiz lazım. O yüzden m-2 0 olmalı. Şimdi m-2 0 olursa m de kaç olur? 2. Peki px e, polinomu ne olur? m-2 verirsek 3 çarpı x üzeri m-2 verdiğimiz zaman burası 7 oldu. Şu kısım zaten 0. E, m-2 vermiştik. 2 eksi 3'ten burası da eksi 1 yaptı. E, bu polinomun derecesi ne olur gençler? 7 olur değil mi? Cevabımız öyleyse 7. Şimdi 4'e bakalım. Px x küp artı 2 çarpı x üzeri 8 eksi n artı 5 çarpı x üzeri n artı 2 eksi 4. Bu polinomun derecesi en çok kaçtır diye sorulmuş. Şimdi bu ifadenin polinomu olabilmesi için x'in tepesindeki sayıların doğal sayı olması gerekiyor. Yani 8 eksi n doğal sayı olmalı. Öyleyse 0 eşit ve 0'dan büyük olmalı. n artı 2 de 0 eşit ve 0'dan büyük olmalı. Şimdi 8 Buradan büyük eşit n olur. Buradan da n büyük eşit eksi 2 olur. n her iki koşulu birden sağlamak zorunda. O zaman n eksi 2 ile 8 arasında bir sayı olmak durumunda. Şimdi bu polinomun derecesinin en çok olabilmesi için n'e 8 versek bakın. Şimdi n'e 8 verdiğimiz zaman şurası 0 yapar. n artı 2 ifadesi 10 olur. Buradan <laughs> x'in üzerinde en büyük sayı 10 olarak görürüz. Peki eksi 2 versek bir şey değişiyor mu bir de ona bakalım. E yine burası 10 oluyor burası 0 oluyor. O zaman derecesi en çok kaç olur buradan 10 çıkar. Şimdi 5'e bakalım. Px 2 çarpı x üzeri 24 bölen eksi 3 çarpı x üzeri n eksi 4 artı x üzeri n bölü 3 eksi 5x artı 1. Bu ifade bir polinom belirttiğine göre n hangi değerleri alabilir diye sorulmuş. İlk önce şu m 4'e bakalım. Şimdi m 4 doğal sayı olmak zorunda. Yani 0 eşit ve 0'dan büyük. Dolayısıyla n de 4 eşit ve 4'ten büyük olmak zorunda. Şimdi 24 bölü n'in doğal sayı olması gerekiyor. E bunun için de n'in 24'e 24'ü tam bölen bir sayı olması gerekiyor. n bölü 3'ün de doğal sayı olması gerekiyor. E buradan ne diyebiliriz? E, e n'in 3'e tam bölünmesi gerekiyor. Yani n 3'ün katı olmak zorunda. Şimdi bütün bu bilgileri birleştirirsek. Şimdi n 4'ten büyük ve eşit olacak, 3'ün katı olacak, 24'ü de tam bölecek. E o zaman şimdi 3'ün katlarından düşünmeye başlayalım. 3'ü veremeyiz, 4'ten büyük değil. 6'yı verebilir miyiz? Evet. 9'u verebilir miyiz? 24 bölü 9 olmaz. Neyi verebiliriz? 12'yi verebiliriz. Bakın 24 bölü 12. Sonra bir de 24'ü verebiliriz. Değil mi? 24 bölü 24. 24'ten daha büyük bir sayı vermemiz mümkün değil. O zaman bu kısım doğal sayı çıkmaz. O zaman n, 6, 12 ve 24 olabilir. Şimdi 6. soruya bakalım. Evet bir px ifadesi verilmiş. Bu ifadenin 5. dereceden bir polinom olduğu belirtiliyor. n, n ve p toplamını bulmamız isteniyor. Şimdi ben polinomu incelediğim zaman bakın şurada da bir x üzeri 7'li terim görüyorum. Burada da şimdi burayı x üzeri 7 ortak parantezine alalım. O zaman ne olur? n artı 3 x üzeri 7 artı 2 x üzeri m eksi x küp artı p eksi 1 kök x artı 2 diyor. Şimdi bu ifade eğer bir polinomsa polinomda kök x'li bir terim bulunamaz. O zaman benim buraya yok etmem gerekiyor. Buraya 0 veriyorum bu sebeple. p eksi 1 sıfırsa p buradan kaç olur? 1. Şimdi bu polinomun derecesinin 5 olduğu söylenmiş. E şimdi burada x üzeri 7 dururken bu polinomun derecesi 5 olabilir mi? Olamaz. Demek ki burası da yok olacak. Buraya da 0 veriyorum. n artı 3 0 ise n ne oldu? Eksi 3. Şimdi geriye ne kaldı? Gelin bir bakalım. Şimdi 2 x üzeri m eksi x küp artı 2 ifadesi kaldı. Şimdi bu polinomun derecesinin 5 olabilmesi için m'in de kaç olması gerekiyor? 5. Evet her şeyi bulduk sanırım. NMP N, toplamını bulalım. Şimdi eksi 3 artı 5 artı 1'den cevap ne olur? 3. Evet, şimdi gelelim sabit polinoma. C bir reel sayı olmak üzere, px eşittir c şeklindeki polinomlara sabit polinom denir. Yani sadece sabit bir sayıdan oluşan ifadelere sabit polinom diyoruz. Ne gibi? Mesela px eşittir kök 5, qx eşittir eksi 1 bölü 3. Veya Rx eşittir, y kare eksi 4y bunların hepsi birer sabit polinom. Sonuncusu niye sabit polinom? Çünkü buradaki değişkenimiz x. x dışındaki e, her şeyi sayı, sabit bir sayı gibi düşünebiliriz. Peki sabit polinomun derecesi ne acaba? O da 0. Onu da şöyle düşünelim bakın gençler. Bu c çarpı x üzeri 0 olsa, x üzeri 0, 1 biliyorsunuz eşittir c olur. O zaman sabit polinomun derecesi de 0'dır. E şimdi örnek 7'ye bakalım. Px a eksi 2x kare artı 2b artı 1x eksi 3. Bu polinom sabit polinom olduğuna göre a artı b toplamını bulunuz diye sorulmuş. Şimdi sabit polinom sadece sayıdan oluşmak zorunda. Sabit polinomda x'li terimler olamaz. O zaman ne yapacağız biz? x'li terimleri yok edeceğiz. Öyleyse a eksi 2 sıfır olacak. 2b artı 1 de sıfır olacak a eksi 2 0 olursa a buradan 2 çıkar. 2b artı 1 0 olursa b de buradan eksi 1 bölü 2 çıkar. E a artı b ne olur? 2 eksi 1 bölü 2'den 3 bölü 2 çıkar. Şimdi örnek 8'e bakalım. Evet px polinomu verilmiş. Bu polinom sabit polinom olduğuna göre p100 değerini bulunuz diyor. Yine bakın sabit polinomda x'li terim olması mümkün değil. Sadece sabit bir sayı olacak. Öyleyse x'in katsayılarını hep sıfıra eşitliyorum. m artı n sıfır olmalı. m 3 de sıfır olmalı. Şimdi m 3 eşittir. Sıfırdan m 3 çıktı. E m artı n sıfır. m'i de 3 bulduk. 3 artı n'in sıfır olabilmesi için n'in eksi 3 olması gerekiyor. Peki şimdi bizim polinomumuz ne oldu? Şimdi bu kısım sıfır bu sıfır. m artı 3n kaldı. E bulduklarımızı bir yerine yerleştirelim. m'i kaç bulmuştuk gençler? 3. n'i kaç bulduk? eksi 3. Evet şimdi hesaplarsak 3 eksi 9'dan px polinomumuz eksi 6 çıkar. Şimdi px polinomu eksi 6 ise eğer bu sabit polinom olduğu için siz x'e ne verirseniz verin sonuç hep eksi 6 çıkar. Dolayısıyla p100 eksi 6'ya eşit çıkar. Mesela diyelim ki size p1 sordular o da eksi 6. P20'yi sordular. O da eksi 6. P200'ü sorsalar bunun sonucu da ne olur? Eksi 6 olur. Çünkü sabit polinom. Şimdi gelelim sıfır polinomuna px eşittir sıfır polinomuna sıfır polinomu denir ve sıfır polinomun derecesi belirsizdir niye belirsizdir çünkü sıfır çok özel bir sayı siz buraya sıfır çarpı x üzeri. 5 de yazsanız sonuç 0. 0 çarpı x üzeri 6 da yazsanız sonuç 0. E ne diyeceksiniz derecesini? O yüzden bunun derecesi belirsiz. Şimdi bir polinomun 0 olabil sıfır polinomu olabilmesi için her şeyin orada neye eşit olması gerekiyor? 0'a. Şimdi örnek 9'a bakalım. Şimdi Px polinomu verilmiş. Bunun sıfır polinomu olduğu söyleniyor. Bizden de a, b, c toplamı isteniyor. E ne dedik? Her şeyin 0 olması gerekiyor. E x karenin katsayısı 0 olmalı. X'in katsayısı 0 olmalı. E, C eksi 5 burası da 0 olmalı. E, A eksi 2B 0, B artı 3 eşittir 0 diyorum ki buradan B eksi 3 çıkar. E, B yerine eksi 3 koyarsak gençler A'yı da buluruz hemen. Buradan A artı 6 0 ise A da eksi 6 çıkar. E, C eksi 5'in de 0 eşit olması gerektiğini söyledik. C de 5 oldu. Şimdi artık toplamı bulalım eksi 6, eksi 3 ve 5'i toplarsak da sonuç eksi 4 çıkar. Evet şimdi gelelim iki polinomun eşitliğine. Dereceleri ve aynı dereceli terimlerinin katsayıları eşit olan polinomlar birbirine eşittir. Şimdi bakın burada bir px polinomu verilmiş diyelim ki bir qx polinomu verilmiş. Şimdi siz burada x üzeri e, terimlerin katsayıları bakın a n ile b n'in eğer bu iki polinom birbirine eşitse eşit olması gerekiyor. Ya da ne bileyim işte a sıfırla b 0'ın işte x'li terimlerin katsayıları olan a 1 ile b 1'in hep birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi çok basit bir örnek yazalım mesela. Diyelim ki px polinomu 2 işte x kare artı 5x artı 7 olsun qx polinomu da diyelim ki işte ax kare artı bx artı c olsun. Ben size eğer px ile qx birbirine eşittir diyorsam o zaman bakın a'nın 2 olması gerekiyor. b'nin 5 olması gerekiyor. c'nin de 7 olması gerekiyor. Yani aynı dereceli terimlerin katsayıları birbirine eşit olacak. Evet şimdi 10. örneğimize bakalım. Bir Px ve Qx polinomları verilmiş. Bunların eşit olduğu belirtilmiş. A, B, C, N toplamı isteniyor. Şimdi ben burada bakın şimdi sabit sayıdan başlayalım hadi. 2B 5'in ne eşit olması gerekiyor? 7'ye. Hemen 2B 5 eşittir 7 diyoruz. Buradan 2 bnin 12'ye, B'nin 6'ya eşit olması gerekiyor. Şimdi Px de x kare terimin katsayısı eksi 4. Burada bakın katsayıyı hep işaretiyle beraber alıyoruz. Qx polinomuna baktığımda x kare terimin katsayısı eksi c eksi 4. İşte bu ifadenin eksi 4'e eşit olması gerekiyor. Yani c eksi 4'ün 4'e, c'nin de 8'e eşit olması gerekiyor. Şimdi eğer bu polinomlar eşitse bakın, burada x küplü bir terim varsa burada da x küplü bir terim olmak durumunda. O yüzden n'in 3 olması gerekiyor. Onu da yazalım. Evet, x küpün başında burada a artı 4 var. Diğer polinomda 4 var. a artı 4'ün de 4'e eşit olması gerekiyor. O zaman A da buradan ne çıkar? 0. Evet şimdi A, B, C, N toplamı istenmiş bizden. 0, 6, 8, N'i de kaç bulmuştuk gençler? 3. Toplarsak da cevap ne olur? 17. Evet şimdi gelelim 11'e. Yine iki tane polinom verilmiş. Bu Px ve Qx eşittir deniyor. A, B, C'de toplamı istenmiş. Evet şimdi bu Px ile Qx'in birbirine eşit olabilmesi için bakın aynı dereceli terimlerin katsayılarının birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi Px'e bakıyorum. Burada bir x küplü terim var. Katsayısı a eksi 1. E Qx'e bakıyorum. Qx'de x küplü bir terim yok. Ha, demek ki orada x küplü terimin katsayısı 0 olacak. a eksi 1'i 0'a eşitledik. a kaç oldu? 1. Evet şimdi Px'e baktık yine. x kareli terimin katsayısı b artı 5. Qx'de x kareli terimin kat sayısı 3. Öyleyse b artı 5, 3'e eşit. b de buradan eksi 2'ye eşit çıkar. Şimdi Qx'de bir x'li terim var gençler ama yukarıda x'li terim yok. Demek ki burada da x'li terimin kat 0. Öyleyse 2d artı 2 0'a eşit olmalı. 2D eksi 2'ye, D de eksi 1'e eşit olmalı. Şimdi sabitlere gelelim. Eksi C var burada, burada da 6 var. Öyleyse eksi C'nin 6'ya, C'nin de eksi 6'ya eşit olması gerekiyor. Bizden de A, B, C, D toplamı istenmiş. Yazalım 1, eksi 2, C'yi kaç bulduk? Eksi 6, D de eksi 1. Evet bunlar toplarsak sonuç ne çıkar? Şu 1'ler giderse eksi 8 çıkar. Evet şimdi gelelim 12. örneğimize. ax küp artı bx kare artı cx artı d eşittir. x artı 2 çarpı x kare eksi x artı 4 ifadesi verilmiş. A şıkkında da A, B, C, D toplamı isteniyor. Şimdi isterseniz bakın bu soruyu şöyle çözebilirsiniz. X artı 2 ile X kare eksi X artı 4'ü çarparsınız her terimi her terimle. Sonra katsayılarını birbirine eşitler soruyu çözersiniz. Ama bu soruyu aslında biz daha kolay bir yoldan çözebiliriz. Nasıl çözebiliriz? Şimdi alalım ifademizi ax küp artı bx kare artı cx artı d'yi. Şimdi yazıyorum bunu x artı 2 x kare eksi x artı 4 diye. Şimdi isterseniz o yolla bir çözsek mi ki? Hadi öyle bir çözelim sonra kolay yolla çözelim. Bakın çarpıyorum önce x küp eksi x kare artı 4x. Sonra 2x kare eksi 2x artı 8 oldu. Bir toparlayalım. x küp eksi x kare artı 2x kare artı x kare yapar. 4x eksi 2x 2x yaptı. Bir de artı 8 var. Şimdi bu iki ifade birbirine eşitse eğer buradan biz şöyle yazacağız değil mi? a kaça eşit olacak? Bakın 1'e. Burada x kübün katsayısı 1 çünkü. Şimdi x karenin katsayısı burada 1. B de o zaman 1'e eşit olacak. X'li terimin katsayısı 2. Öyleyse C 2. D de kaç olacak? 8. Bunları toplarsanız da sonuç 12 çıkar. Ama hiç böyle uğraşmanıza gerek yok. Bakın. Şimdi şu ifadede siz eğer x yerine 1 yazarsanız A, B, C, D toplamı direkt karşınıza çıkar. Sonuçta sizden ayrı ayrı A'yı, B'yi istemiyor. O zaman X yerine 1 yazalım. Burası A artı B artı C artı D oldu. İkinci kısımda X yerine 1 yazarsak burası 1 artı 2, 1 eksi 1 artı 4 çıktı. Bu da ne yapar? 3 çarpı 4'ten direkt 12 çıkar. Şimdi B şıkkını da Evet yine ikinci yol gibi çözebilir miyiz acaba diye bir bakalım. X'e biz herhangi bir değer versek işte eksi a artı b eksi c artı d toplamını bulabilir miyiz? Evet biraz düşünün. Buldunuz değil mi? X'e kaç verirsek çıkar? X'e eksi 1 verirsek bakın. X'e yine eksi 1 verelim. Şimdi eksi 1'in kübü eksi 1. A ile çarptık. Eksi a. Eksi 1'in karesi 1. B ile çarptık. Artı b. C ile eksi 1'i çarptık. Eksi C burası artı da Evet istediği şey çıktı. <laughs> Şimdi x yerine eksi 1'i yazalım burada da. Eksi 1'in karesi 1. Eksi eksi 1'den burası artı 1 artı 4 oldu. Şu kısım 1 bu kısım da 6. Sorunun cevabı da 6 çıkar. Evet. Evet gençler inşallah anlaşılmıştır. Şimdi gelelim 13. örneğimize. Şimdi 13'te A ve B gerçel sayıymış x artı 10 bölü x kare eksi 4 a bölü x eksi 2 artı b bölü x artı 2'ye eşitmiş. Buradan a ve b'yi bulmamız isteniyor. Şimdi bu, alalım x artı 10'u. Şimdi aşağıdaki x kare eksi 4'e biz 2 kare farkı yaparsak burası x eksi 2 çarpı x artı 2 olur. Bu da a bölü x eksi 2 artı b bölü x artı 2'ye eşitmiş. E şimdi gelin bir payda eşitleyelim. Şurayı x artı 2 ile burayı x eksi 2 ile çarpsak. Şimdi burası x artı 10 bölü işte x eksi 2 çarpı x artı 2. Ortak payda altında yazalım gençler bunu da. x eksi 2 çarpı x artı 2 aşağısı. Bu da a çarpı x artı 2 artı b çarpı x eksi 2 oldu. Şimdi bundan sonra şöyle düşüneceğiz bakın. Bu iki ifade birbirine eşit. E paydalar birbirine eşit. Öyleyse payların da birbirine eşit olması gerekiyor. Şimdi x artı 10'un bu a x artı 2 artı b x eksi 2'ye eşit olması gerekiyor. Şimdi ben bu kısımdan sonra size iki tane yol önereceğim. Şimdi buraya kadar ortak çözümü yapacağız. Şimdi gelelim birinci yola. Şimdi birinci yolda bunları dağıtıyoruz. Çarpıyorum a x artı 2 a a x artı 2 a sonra artı b x Eksi 2B yaptı. Bakın şunları x parantezine alalım. Burası A artı B olur. Sonra da 2A eksi 2B kalır. E sonra iki polinomun eşitliğinden bakın. Burada x'in katsayısı 1. O zaman A artı B'nin 1'e eşit olması gerektiğini söyleriz. Buradan 2A eksi 2B'nin de 10'a eşit olması gerektiğini söyleriz. Şimdi buradaki denklemi çözelim. Şöyle yapalım isterseniz a artı b eşittir 1'i yazalım. Burada da 2'ye bölelim her yeri. a eksi b ne yaptı? 5. Taraf tarafa toplarsak b'ler gitti. 2a 6 ise a 3 çıktı. Denklemlerden birinde a yerine 3'ü yazarsak 3 artı b eşittir 1'den b'de ne çıkar? Eksi 2. Şimdi gelelim ikinci yola. İkinci yol çok daha kolay bir yol. Benim her zaman tercih ettiğim yol. Şimdi ifadeyi alıyorum gençler. x artı 10 a çarpı x artı 2 artı b çarpı x eksi 2 diyelim. Şimdi biz x'e bir değer versek, örneğin b'yi yok etsek, a'yı bulsak. Sonra x'e başka bir değer verip a'yı yok etsek, b'yi bulsak. Çok daha kolay olur diye düşünüyorum. Mesela b'yi yok edelim. x'e kaç verirsek yok olur? 2. 2 eksi 2'den çünkü burası 0 oldu. Şimdi x gördüğümüz her yere 2 yazalım. 2, 10 daha ne oldu? 12. E burada a çarpı x yerine 2 yazarsak 2, 2 daha 4 oldu. E a'ya hemen 3 bulduk bakın. Şimdi bu sefer x'e başka bir değer verelim. a yok olsun. x'e eksi 2 vermemiz lazım. Şimdi ilk kısımda eksi 2'yi verirsek. Eksi 2 10 daha ne yaptı? 8. Şimdi burası 0 oldu zaten. Burası da b çarpı eksi 2, eksi 2, eksi 4 yaptı. b de buradan eksi 2 çıktı. Gördüğünüz gibi ikinci yol çok daha kısa süren bir yol. Evet şimdi 14'e bakalım. Yine A ve B gerçel sayılarmış. 3x artı 11 bölü x kare artı 4x artı 3 ifadesi. A bölü x artı 1 eksi b bölü x artı 3 olduğuna göre a çarpı b'yi bulmamız isteniyor. Şimdi 3x artı 11'i yazdık. Şurayı bir çarpanlarına ayıralım mı gençler? Şurası 3 ile 1 değil mi? O zaman ne olur burası? x artı 1 çarpı x artı 3 oldu. Şimdi Burada da payda eşitleyelim. Burayı x artı 3 ile çarpalım. Bu kısmı da x artı 1 ile. O zaman bakın ortak payda x artı 1 çarpı x artı 3 oldu. Yukarısı da a çarpı x artı 3 eksi b çarpı x artı 1 oldu. Evet yine bu iki ifade birbirine eşit. Paydalar birbirine eşit deyip payları da birbirine eşitleyebiliriz. Yani 3x artı 11 a x artı 3 eksi b x artı 1'e eşit. Şimdi ben bunu artık direkt şu ikinci yoldan çözeceğim. Bakın x'e eksi 1 verirsek burası 0 olur b yok olur. Hadi x'e eksi 1 verelim. Burası eksi 3 artı 11 yaptı. Burası da a çarpı eksi 1 artı 3 yaptı. Yani eksi 3'ten 11 çıkarırsak 8 kalır. Burası da 2a olur. a da buradan direkt 4 çıkar. Şimdi x'e eksi 3 verip a'yı yok edelim. Evet şimdi x'i eksi 3 veriyorum. 3 çarpı eksi 3 eksi 9 oldu artı 11. E burası 0 yaptı. Bu da eksi b çarpı eksi 3 artı 1 yaptı. Eksi 9 ile 11'i toplarsak 2 yapar. Şimdi şurası eksi 2 çıktı. Çarptık 2b oldu. B de buradan 1 çıkar. E bizden de a çarpı b isteniyor. Bu da 4 çarpı 1'den 4 olur. Evet gelelim 15'e. Şimdi A ve B gerçel sayılar. X artı 2 bölü x eksi 3'ün karesi eşitmiş A bölü x eksi 3 artı B bölü x eksi 3'ün karesine. Bizden de A ve B değerleri isteniyor. Evet yine hemen payda eşitliyoruz. Burayı x eksi 3 ile çarparsak paydalar eşit olur. Şimdi x artı 2 bölü x eksi 3'ün karesi de Şimdi ortak payda x eksi 3'ün karesi a çarpı x eksi 3 artı b'ye eşit çıkar. Evet buradan ne söyleyebiliriz? Şuraya devam edelim. x artı 2 de a çarpı x eksi 3 artı b'ye eşitmiş. Şimdi x'e 3 verirsek bakın b ama a yok oluyor. Hadi x, x 3'ü veriyoruz. 3, 2 daha 5 oldu. E, a yok oldu zaten. Buradan da b kaldı. B'yi direkt 5 diye buldu, buluruz. Şimdi biz x'e e herhangi bir değer verip b'yi yok edemeyiz. E, o zaman ne yapalım? İstediğimiz bir değeri verelim x'e. Ne istersek verebiliriz. Mesela x'e 0 verebilirsiniz, 1 verebilirsiniz. Hani küçük sayı verirseniz hesap kolay olur. x'e 0 verdik, burası 2 oldu. Şimdi x'e 0 verirsek burası eksi 3 oldu, artı b çıktı. E b'yi kaç bulmuştuk gençler? 5'ti. E 5'i bu tarafa atarsak 2 eksi 5 eksi 3a çıktı. Buradan eksi 3, eksi 3 ra ise a da 1 olur. Evet, böylece kolaylıkla soruyu çözmüş oluruz. Evet, 16'da benzer bir örnek. Şimdi a, b, c gerçel sayılar. Burada işte 5x kare artı x eksi 1 bölü x kare çarpı x artı 1 ifadesi a bölü x artı b bölü x kare artı c bölü x artı 1'e eşitmiş. Bizden de a, b, c toplamı isteniyor. Evet yine payda eşitleyelim. Şimdi burayı x, x artı 1 ile çarpmamız lazım. Burayı x artı 1 ile burayı da x kare ile çarpalım. Şimdi isterseniz direkt e, ya da yazmayalım hadi bir basamak daha yazalım. Evet bölü x kare çarpı x artı 1 eşittir. Ne oldu payda? Pay ax x artı 1 artı b x artı 1 artı c x kare bölü ortak paydada x kare x artı 1 oldu. Evet yine bakın paylar birbirine eşittir diyeceğiz. Şuradan yapalım. 5 x kare artı x eksi 1 eşittir. a x x artı 1. Efendim b x artı 1 artı c x kare oldu. Evet bakın ben şimdi x'e 0 verirsem a'yı ve c'yi yok edip b'yi bulabileceğimi görüyorum. Hemen x'e 0 veriyorum. 0, 0 burada eksi 1 kaldı. A gitti. Burada x'e 0 verirsek b kaldı. C de gitti. B'yi bulduk eksi 1. Şimdi gelin x'e eksi 1 verelim. A ve b'yi yok edelim. Şimdi x'e eksi 1 verirsek burası 5 yaptı. Eksi 1, eksi 1. E, A gitti, b gitti. C çarpı eksi 1'in karesi kaldı. Burası kaç çıktı? 3. Burası da c. C'yi de bulduk. Şimdi fakat bundan sonra ne değer verirsek verelim A da gidiyor. Gene o zaman ne yapıyoruz? X'e biz istediğimiz herhangi bir değer veriyoruz. Yine hesabı kolay olsun diye X'e 1 seçiyorum. Burası ne oldu o zaman? 5 artı 1 eksi 1. Şimdi X'e 1 verdim. A çarpı 1. 1 1 daha 2 oldu burası. Burada x'e 1 verirsek burası 2b oldu. x'e 1 verdik c oldu. Şimdi şu kısım ne çıktı? 5. Şimdi 2A diyelim. E B'yi biz bulduk. Eksi 1. Yerleştirirsek burası eksi 2 yapar. C'yi de 3 bulduk. Şimdi bu 5 eşittir. 2A artı 1 olur. Buradan 2A 4. A da 2 çıkar. Bizden de ABC toplamı isteniyor. Evet A'yı 2, B'yi eksi 1, C'yi de 3 bulduk. Cevap da 4 olur. Evet gençler bu bölümü burada bitirdik. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.